Merhaba sevgili Kunduz izleyeni. Ben Kunduz eğitmeni Seda Hoca. Bu videoda endokrin sistem ile ilgili soruları çözerken hızlanmanı sağlayacak 13 tane hap bilgi paylaşacağım. Videoyu izledikten sonra daha detaylı konu anlatım videolarına ulaşmak istersen Kunduz uygulamamızı indirip premium içeriğimiz ile tüm konuyu daha ayrıntılı olarak da izleyebilirsin. Şimdi hazırsan başlayalım. Hemen birinci hap bilgiyi veriyorum. Bu STH zaten büyüme hormonudur. Çocuklukta eğer STH az salgılanırsa cücelik, fazla salgılanırsa da devlik oluşur. Ancak yetişkinlikte eğer bu hormon fazla salgılanırsa bu sefer akromegali dediğimiz hastalık oluşuyor. Bu akromegali hastalığında da el ve ayaklarda özellikle orantısız büyümeler gözleniyor. Hatta Shrek filmini biliyorsundur. Bu Shrek'in ilham kaynağı da akromegali bir insandır. İkinci hap bilgiye gelelim. Bu da tiroksin hormonu ile ilgili. Tiroksin hormonu genel metabolizma üzerine etki eden bir hormon ve fazla salgılanması durumunda da Graves hastalığı oluşur. Az salgılandığı zamanda da kretenizm, Hashimoto tiroidi ya da basit goiter gibi hastalıklar oluşabilir. Şimdi de üçüncü hap bilgiye geçelim. ADH hormonu böbreklere etki ederek su emilimini sağlar. ADH azlığında da böbrekteki su emilimi azalır. O zaman emilmeyen su idrarla kaybedilir. Yani kişi bu durumda sık sık idrara çıkar. Bu durum şeker hastalığının belirtilerine de benzediği için ADH hormonunun az salgılanması durumunda şekersiz şeker hastalığı oluşur. Geldik dördüncü hap bilgiye. Bu da kalsitonin hormonuyla ilgili. Kalsitonin hormonu kandan kemiğe kalsiyum geçişi sağlar. Yani eğer kandaki kalsiyum miktarı artarsa bu kalsitonin hormonu salgılanır ve kandaki bu artan kalsiyum miktarı düşürülür. Eğer kalsitonin hormonunun miktarı azalırsa kemiklere kalsiyum geçemeyeceği için kemikler gelişemez. Tabii ki fazla salgılanırsa da bu sefer kemiklere çok fazla kalsiyum geçer. Yani kemiklerdeki inorganik madde miktarı artar. Bu da kemiğin kırılganlaşmasına sebep olur. Şimdi beşinci hap bilgiye geçiyoruz. Paratormon ve kalsitonin zıt çalışan antagonist hormonlardır. Yani paratormon da kemikten kana kalsiyum geçişini sağlar. Eğer paratormon az salgılanırsa kandaki kalsiyum miktarı azalır. Bu durumda ağrılı kramp ve titremelerle kendini gösteren tetani hastalığı oluşur. Çok salgılanması durumunda da kandaki kalsiyum miktarı artar. Daha sonra kalsiyum böbreklere gider, böbreklerde başka minerallerle birleşerek böbrek taşlarını oluşturur. Altıncı hap bilgiye geçiyoruz. Bu da aldosteron hormonu ile ilgili. Bu hormon böbrek üstü bezinin kabuk kısmından salgılanıyor. Aldosteron azlığında kan basıncı düşer ve deri tunç rengini alır. Bu durumda da tunç hastalığı veya diğer adıyla Addison hastalığı oluşur. Şimdi yedinci hap bilgiye geçelim. İnsülin hormonu pankreas tarafından üretilir ve bu kan şekerini düşüren bir hormondur. Ancak eğer insülin hormonu salgılanmazsa ya da vücuttaki insülin reseptörlerinde bir bozukluk olursa şeker hastalığı oluşur. Sekizinci hap bilgiye gelelim. Bu da glukagon hormonu ile ilgili. İnsülin ve glukagon hormonları birbirine zıt yani antagonist olarak çalışır. İnsülin hormonunun kan şekerini azalttığını söylemiştim. Glukagon hormonu da kan şekerini yükselten bir hormondur. Ancak az salgılanması durumunda kişide düşük kan şekeri oluşur. Dokuzuncu hap bilgi de FSH hormonu ile ilgili. Bu hormon üreme sistemi üzerinde etkilidir. Oogenezi yani yumurta oluşumunu veya sperm oluşumu olan spermatogenezi uyarır. O zaman FSH azlığında yumurta ve sperm oluşamaz.
Şimdi geliyoruz 10. hap bilgimize. Bu da LH hormonu ile ilgili. LH da yine üreme sistemi üzerinde etki gösterir. Dişilerde ovülasyonu yani yumurtlamayı sağlarken erkeklerde de testosteron hormonunun üretilmesini sağlar. O zaman LH hormonu azlığında dişilerde ovülasyon görülmez, erkeklerde de testosteron hormonu üretilemez. O halde FSH ve LH hormonlarının eksikliğinde kısırlık gözlenebilir. Şimdi de geçelim 11. hap bilgiye. LTH prolaktin olarak da karşına gelebilir. Süt bezlerinin gelişimini sağlayan bir hormon. O zaman eksikliğinde süt bezleri gelişemez. 12. hap bilgi östrojen ve progesteron hormonları ile ilgili. Bunların tabii ki birçok görevi var. Ancak temel olarak bu hormonların eksikliğinde adet döngüsünün bozulacağını söyleyebiliriz. Son hap bilgi olan 13. hap bilgiye geldik. Bu da melatonin hormonu ile ilgili. Melatonin hormonu erken ergenliğe girmeyi önler, aynı zamanda biyolojik saati de düzenler. Bu durumda melatonin hormonunun azlığında ya da eksikliğinde kişide erken ergenliğe girme görülebilir ya da biyolojik saat bozulabilir. Umarım bu videodaki ipuçları sana yararlı olmuştur. Hangi hormon, hangi hastalık ile ilgili daha detaylı konu anlatım videolarına ulaşmak istersen Kunduz uygulamamızı indirip premium içeriğimiz ile tüm konuyu ayrıntılı olarak da izleyebilirsin. Kunduz ile kazandıran ipuçları serimizdeki diğer videoları kaçırmamak için Kunduz'a Sor YouTube kanalımıza abone olmayı unutma. Videomuzun altına da önerilerini, sorularını ve benden dinlemek istediğin başka konuları da yorum olarak bekliyoruz. Sıradaki videomuzda görüşmek üzere.